30 milyarı aştı. Gaziantep'li Eczacılar 14 Mayıs Eczacılık Günü kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Gaziantep Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, sağlık harcamaları için vatandaşın cebinden çıkan miktar sürekli artmaktadır. İlaç fiyat farkı, ilaç katılım payı, muayene katkı payı, muayene fiyat farkı gibi birçok kalemde vatandaşın cebinden çıkan rakam 2017 yılında 30 milyar lira aşmıştır dedi. İlk olarak 200 yıldan beri bu ülkede, bu topraklarda eczacılık eğitimi bilimsel anlamda veriliyor. Bugün de bugünün yıl dönümünü kutluyoruz. Türkiye'de yaklaşık olarak 50 yıldır, bugün farklı bir gün, 50 yıldır 14 Mayıs Eczacılık Günü olarak kutlanıyor. 14 Mayıs Eczacılık Günü dolayısıyla yaklaşık bir haftadan beri farklı farklı etkinliklerimiz oldu. Bugün bu etkinliklerimizin sonuncusunu yapacağız. Anadolu Yarımadası ve özellikle üzerinde yaşadığımız bu coğrafya tıp ve eczacılık tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Dioskorides gibi, Galenos gibi eczacılık mesleğinin babaları sayılan bilim adamları bu topraklardan çıkmıştır. Eczacılık alanında yazdığı 400'den fazla kitap ile Galenos en önemli eczacılık bilim adamlarından biridir. Eczacılığın temellerinin atıldığı bu topraklarda ilk bilimsel eczacılık eğitimi 1839 yılında Mektebi Tıbbiye-i Şahane'de kurulan Eczacılık Mektebi ile başlamıştır. Ve biz bu tarihi milat olarak kabul ettiğimiz için bu yıl eczacılığın 179. yılını kutluyoruz. Biz eczacılar 179 yıldır sürekli gelişen mesleğimizi toplum sağlığını iyileştirme, yaşam kalitesini artırma ve bu uğurda icra etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Eczacılar halkın en kolay ulaşabildiği sağlık danışmanlarıdır. Eczacılar toplumun aydın, ilerici, modern yüzüdür. Eczacılar sadece sağlık alanında değil, hemen her konuda halkın danışmanıdır. Yani halkın sırdaşı ve dert ortağıdır. Bugün Türkiye'de tüketilen her 100 kutu ilacın yaklaşık 80'i yerli üretim olsa da Türk lirası bazında baktığımızda bu oran %45'lere kadar düşmektedir. Bu da ileri teknoloji gerektiren insülin, kan ürünleri, onkoloji ilaçları gibi pahalı ürünleri üretemediğimizi göstermektedir. Türkiye'de ilaca ve sağlığa ayrılan pay bütçenin artışına paralel olarak sürekli artmaktadır. Ancak buna rağmen bütçeden sağlığa ayrılan pay ve kişi başına ilaç tüketimi OECD ülkeleri arasında maalesef en sonuncu sıradadır.